Herkese merhaba tutkumuz Football Manager izleyicileri. Galatasaray kariyerinin yeni sezonuyla karşınızdayım. Yeni sezonda bizleri neler bekleyecek? Önemli bir şampiyonluk mücadelesi vereceğiz diye düşünüyorum. İlk sezon şampiyon olamadık. Trabzonspor 13 puan farkla şampiyon oldu önümüzde. Bu sezon hedefimiz şampiyonluk ve Konferans Ligi'nde oynayacağız. Konferans Ligi'nde de gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. En az bir çeyrek final istiyorum. Konferans Ligi'nde öyle bir kadro kuracağız. Kadro çok fazla gegenpress'e uygun değildi. Gegenpress'e uygun, daha uygun bir kadro kurmayı düşünüyorum. Dolayısıyla taktik olarak aynı kalacak. Hani son uyguladığımız taktiği kullanacağız ama oyuncuları biraz daha buna göre seçeceğiz. Daha mücadeleci, daha önde basmaya uygun oyuncular olacak. Kiralıktan dönen oyuncular olacak. Bunlara bakacağız. Hangileriyle devam edelim, hangileriyle yolları ayıralım. Bunların hepsini sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Bu bölüm tamamen transfer bölümü olacak ve hemen hemen neredeyse hiç maç yapmayacağız. Muhtemelen hiç lig maçına da gelemeyiz. Tamamen transfer üzerine yoğunlaşacağız. Oyuncuları araştıracağız. Planlamayı sizinle birlikte yapacağız. Buna göre ilerleyeceğiz. Şimdi vakit kaybetmeden ilerleyelim bakalım neler olacak. Şimdi öncelikle kadromuza şöyle bir göz atalım. Kadromuzda Okan Kocuk sezon sonu bizi de yollara ayıracak. Doğan Alemdar'ımız var yerli. Transferlerimiz vardı hatırlıyorsanız. Gollini bize gelecek. İyi bir kaleci Gollini. Gollini ile devam edeceğiz kalede. Pierluigi Gollini Fiorentina'dan transferimiz olacak. İtalya'dan gelmişti Muslera hatırlıyorsanız Lazio'dan. Yine bir İtalya'dan gelen kaleci. Bakalım bizde uzun yıllar kalabilecek mi? Gianpaolo Vanecke var. O da stoper. Kendini geliştirebilecek bir stoper. Agresifliğini görüyorsunuz burada. Pres gücünü yükseltecek bir oyuncu olarak almıştık onu zaten. Bedavaya gelecek o da sezon sonunda. Elneny, o da çok iyi bir savaşçı. Çalışkanlığı gördüğünüz gibi üst düzey. O da bize orta sahada önemli işler yapacak diye düşünüyorum. Seferovic'i de almıştık. Seferovic de mücadeleci bir oyuncu. Gördüğünüz gibi onun da mücadele gücü ve agresifliği gayet iyi. Dolayısıyla o da bize katkı verecektir diye düşünüyorum. Yaşı 31 ama orada bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Sözleşme imzalayacağız onunla da. Zaten zorunluydu. 20 maç oynarsa direkt 2,5 milyon euro alıyorduk. 23 maç oynadı bizde. Şimdi transfer bütçemiz vesaire şu anda yok. Ama takım bize verecektir diye umuyoruz. Şöyle ilerleyelim birazcık. 5 Haziran'dayız şu anda. Milli takımda devam eden oyuncularımız da var. Bir yandan hani kimler kalacak, kimler gidecek onları da belirleyeceğiz ama esas 30 Haziran'da kiradan dönen oyuncularımız var. Hani onlarla birlikte kim kalacak, kim gidecek? Kiradan dönenlere de şans vermek istiyorum. Çünkü maddi durumumuz çok iyi değil. Dolayısıyla hani elimizdeki oyuncuların kıymetini bilerek ilerleyeceğiz. Elimizdeki kullanabileceğimiz oyuncular işte Taylan olur, işte Emre Kılınç olur, atıyorum. Çıkıldağ, Morutsan, Mustafa Muhammed hani bunlar dönecek bunlara bir bakacağız. Onların kalıp gitmesine daha sonra karar vereceğiz açıkçası. Kadromuz gayet iyi. Hani gelecek kiralık oyuncularla birlikte gayet iyi ama tabii ki daha iyi bir kadro oluşturacağız. Şöyle Oliveira'yı tebrik edelim. Fenerbahçe maçında golünü atmıştı. 3-2'lik galibiyette deplasmanda. Burada tabii başlangıçta şu anda transfer dönemi de başlamadığı için herhangi bir hareket yok. Burada Barış milli takıma seçilmiş. Barış'ı şöyle U21'de takip edelim. Neler yapıyor U21 şampiyonasında. Barış da bizim için kullanabileceğimiz oyunculardan bir tanesi açıkçası. Bakacağız hani kimlerden faydalanacağız. Şöyle bir kadroya baktığımda bir kere Okan Kocu gidiyor. Sivas istiyormuş onu. Burada başka talibi olanlar Lucas Torreira var. West Ham, Juventus, Napoli o gidebilir. Mitchell da gidebilir. Roma istiyormuş. Oliveira da gidebilir. Wolverhampton istiyormuş. Yani Torreira, Oliveira, Micho üçlüsünü tutmaya çalışacağım. Bu üçlüye de devam etmeye çalışacağız açıkçası. Bu üçlüye devam edip yolumuza yanına da bir de Elneny'yi kattığımızda 4 tane iyi orta sahamız olacak. İşte Taylan'ı, Berkan'ı falan da belki tutarız. Onlarla da devam ederiz diye düşünüyorum. Baran Aksaka da var. Belki genç yerlileri tutarız. Hamza var. Raşitsa'yı alamayacağız. Raşitsa bizde yolları ayıracak. Raşitsa da iyi bir oyuncuydu aslında ama onu alamıyoruz. Van Kaychan gidecek. Burada Yusuf Demir bizle, Abdülkadir bizle, Yunus Akgün bizle, Gökdeniz var, Umut Bozok var. Yani yerli konusunda bir sıkıntımız yok gibi duruyor. Stoperde Brooks ve Axel iyi ikili diye düşünüyorum. Bu ikiliyle devam ederiz. Abdülkadir ve Emin, hatta Ross da var.
Bunlarla da devam edebiliriz. Yani stopere takviye olur mu bilmiyorum. Teklif gelmediği sürece çok zor gibi duruyor. Hani burada forvet kısmında Icardi gidecek. Seferovic var. Bir de Mustafa Muhammed gelecek. Umut Bozok da yedek forvet olarak oynayabilir. Dolayısıyla forvet konusunda da bir sıkıntımız yok ki Gökdeniz de forvet mevkisinde oynayabiliyor. Yani çok fazla böyle aşırı transfere ihtiyacımız yok. Çünkü zaten 4 tane transferimiz burada gelecek. Sefo ile birlikte 4 oluyor. Bakalım nasıl performans verecekler. İlerlemeye devam edelim biz. Transfer dönemine doğru yolculuğumuzu yapıyoruz. Kadro planlamamız bu şekilde. Neto'yu takip ediyorduk. Neto ile anlaşmışlar. Zenit Neto ile sözleşme imzalamış. Burada bizim özellikle fırsat transferlerine odaklanmamız gerekiyor. Çünkü elimizde yeterince oyuncu var. Elimizde yeterince oyuncu olduğu için fırsat transferi kovalayacağız birazcık. Evet, Torreira'ya teklif var. Torreira'ya 5,75 teklif var. Şimdi böyle bir teklif geldiğinde fazlasıyla istiyor diyor. Takımda kalmaya ikna et diyorsunuz. Kalmayı istemeyecektir. Ne diyor bakalım? Hiçbir konu... Niyetim yok derseniz olmaz. Önümüzdeki transfer döneminde kadar beklemen gerekecek. Alternatifini bulabilirim. Burada dürüstlüğümü takdir ettiğimden söylüyorum. Kabul edebileceğim teklifte mutlaka geri alma maddesi olması gerekir. Böyle diyelim. Evet. İyi bir teklif yapmaları lazım. Şöyle 10 milyon euro diyorum. 10 milyon da az aslında ama. Şöyle 10 milyon euro dedim. Ren Yunus'a teklif yapıyor. Yunus için bu bedel çok düşük. Dolayısıyla reddedeceğim direkt olarak. Asya Kupası'na Beknaz ve Van Kaechan gidiyormuş. Yani Van Kaechan'ı izlemeyelim. Bizim oyuncu değil zaten. Beknaz'ı izleyelim. Torreira transfer listesine konmak istiyor diyor. Torreira'ya 10 milyon euro verirlerse mecburen satacağız. Evet, 10 milyon euro veriyorlar. Yani Torreira'yı göndermek istemiyorum ama maaşı çok yüksek. 4,58 gördüğünüz gibi. Çok savaşçı bir oyuncu. Aslında bize çok iş yapar ama onu zaten kendi de gitmek istediği için onu gönderiyoruz. West Ham'a Lucas Torreira gidecek. Lucas Torreira'ya başka teklifler de var. Crystal Palace var. Direkt net 10 milyon euro istiyorum. Hani 10 milyon euro direkt cash verirseniz olur. Burada da 10 milyon euro isteyeceğim. Cash 10 milyon euro. 5-5 veriyor. Fulham'ın teklifini reddedeceğiz. Nant Yusuf'a teklif yapmış. Nant'ın teklifine rağmen Kadiz'e gitmeyi istiyormuş. O yüzden burada reddediyorum Yusuf Demir'e yapılan teklifi. Yusuf Demir'i kullanabiliriz bu sene. 10 numara mevkiinde de. Evet, Crystal Palace da 10 milyon verdi. Galatasaray icraya yakın. Kulübün içinde bulunduğu sıkıntılı mahallede düzeltmek için büyük bir çaba sarf ediyor. Evet. İcraya yakın diyor. İşler sıkıntılı birazcık. Vergi cezasından kurtulduk. En çok forması satılanlar Çıkıldağ tabi Suudi Arabistan'daydı. Orada forması satılmıştır. Mitchell, Sergio, Icardi ve Van Kaechan. Van Kaechan da bizim Asya pazarında önemli bir satış yapmıştır diye düşünüyorum. İlerlemeye devam edelim. Bakalım oyuncularımıza teklifler ne olacak? Torreira gidiyor gibi. Oliveira'yı da gönderebiliriz. Oliveira yaş olarak da 31 yaşına geldi. Dolayısıyla Oliveira'nın gitmesi daha mantıklı. Ona da iyi bir teklif gelirse 10 milyon euro ve üstü tekliflere satmayı düşünüyorum. Oradan da para kazanırız. Daha sonra hani kimleri alabiliriz diye bir göz atacağız. Hani elimizde çok ihtiyaç, yani orta sahaya ihtiyaç olacak gibi Torreira'nın gidişiyle. Orta saha mevkisine Elneny geliyor ama başka alternatifleri de olması iyi olur. Yerli kovalayacağız. Yerli kimleri alabiliriz? Onlara bir bakacağız. Sizlerle birlikte. Şimdi burada Neto ile işimiz bitti zaten. Neto'luk bir durumumuz yok. Diego Gonçalves. Bu kanat oyuncusunu 1 milyon euroya alıyorlar. Yani 1 milyon euroya çok iyi bir kanat oyuncusu aslında. Maaşı da çok uygun. Hani bize de çok para istemeyecektir diye umuyorum. Agresifliği, çalışkanlığı var. İstediğimiz özelliklere sahip aslında. Diego Gonçalves'e biz bir teklif yapalım. Biz de 1 milyon euro teklif ederim ama 1 milyon euromuz yok. Biz bir teklifimizi yapalım. Manisa, Pendik ve Keçiören Gücü gelmiş üst lige. Torreira Galatasaray Kulübü'nden ayrılıyor mu? Evet, maalesef ayrılıyor. Diego Gonçalves'e teklifimizi yaptık.
Buna biçtiğimiz değeri karşılamalılar dedik. Gonçalves çok fazla talibi var. Bakalım bizde ne olacak? Savunmacılar çıkardık. Takım uyum sürecinin hızlanması için uygun bir oyuncu transfer edecek. Bunu geç. Antrenman testi geçecek. Sana ne? Sağda kanat oyuncusu olmak istiyor. Hayır. Evet. Böyle sözleşme verebiliriz. Hatta 700 bin euro veriyorum sana. Diego Gonçalves. Gonçalves iyi bir oyuncu. Onu kanada alıp kullanabiliriz. Avrupa Ligi sıralamasında 16. sıraya yerleşmiş. Türkiye Süper Ligi. 4 basamak düşmüşüz biz Avrupa'da. Şampiyona yolu. Evet, Şampiyonlar Ligi'ne o takım gönderemeyeceğiz. Öyle görünüyor. Şimdi transfer sezonu açılmak üzere. Transfer sezonunda bakalım neler olacak. Bu arada Avrupa Şampiyonası elemeleri de oynanıyor. Avrupa Şampiyonası elemelerinde 3 maçta 4 puanımız var. Avusturya, Finlandiya müthiş bir gruptayız. Artık buradan lider çıkmamız lazım ama gitmişiz, yenilmişiz. Finlandiya'ya 1-0 evimizde. Avusturya'ya da berabere kalmışız. Slovenya'yı yenmişiz. Yani daha rahat bir galibiyet olabilir açıkçası. Şimdi Benfica Gonçalves hakkında kararını verdi diyor. Evet, teklifleri kabul ediyor. Bir sürü takım talip Gonçalves'e. Gonçalves bize mi gelecek? Artık onlara mı gidecek? Kendi tercih edecek nereye gideceğini. Barış Alper Yılmaz U21 şampiyonasında Fransa'ya karşı oynamış. Transfer sezonu açıldı diyor. Evet, Süper Lig'de Zeki Yavru konuşuluyormuş bizim için. Zeki Yavru'ya ne yapacağız acaba? Gerçekten hiç ihtiyacımız yok. Ahmet Oğuz konuşuluyor. Bizde hep sağ bek konuşuluyor. Sağ bekimiz bizim iki tane var. Sağ bek neden konuşuluyor? Sacha Boey ve Dubois. Yani burada sağ beke ihtiyacımız yok bizim. Dolayısıyla burada işimiz olmayacak. Şimdi Okan Kocuk gidecek. Okey. Jean Kat'la Doğan Alemdar yedek kalecimiz olacak. Burada Rosso'da bir kiralık hamlesi yapmak istiyorum. Onun yerine kaliteli bir yabancı alırız. Abdülkerim kalsın. Emin Bayram, onu da bir kiralayalım. Emin Bayram'a da kiralık verebilirsek güzel olur. Brooks'la Axel kalıyor. Kazımcan sol bekte. Kerim Çalhanoğlu ile ikisi devam etsin mi? Kazımcan'ı yoksa kiralayıp bir alternatif mi baksak? Evet, Kazımcan'ı bir kiralama deneyelim. Bakalım kiralayabilecek miyiz? Lucas Torreira, Micho Oliveira, Berkan. Berkan'a da kiralık hamlesi bakacağız. Berkan kendisi gitmek istiyordu zaten. Taylan'ın dönüşü olacak zaten. Baran Aksakay'ı da bir kiralayalım. Baran da bir gelişsin. Özellikle burada genç oyunculara çok şans veremiyoruz. Hamza'yı da bir gönderelim. Hamza da bir kiralık olarak gitsin, kendini geliştirsin. Burada sakatlığı var Çıkıldağ'ın. Çıkıldağ'ı satabiliriz direkt ama çok da para etmiyor. Çıkıldağ'ı şöyle 2,5 milyon euroya bir önerelim kulüplere. Bakalım ne olacak. Milot Rashica gidecek. Yusuf Demir'i isteyenler var. Yusuf Demir'i şimdilik vermeyeceğiz bir yere. Abdülkadir var. Yunus'u isteyenler var. Teklif gelirse bakarız. Beknaz'ı bir yerlere kiralamaya çalışalım. Beknaz'ı da kiralarsak güzel olur. Gökdeniz'i de Antalyaspor kiralık istiyor ama Gökdeniz'den faydalanabiliriz. Hem kanatlarda kullanabiliyoruz onu hem de forvet hattında biraz geliştiririz onu oynatıp. Umut Bozok. Umut Bozok'u aslında biz aldık ama hani biraz zorunluluktan aldık. Umut Bozok'u çok da ihtiyacımız olmayacak gibi. Onu çok kullanamayacağız gibi. Şöyle kulüplere öner desek hiç sıcak bakmıyormuş. Neyse bir dursun başlangıçta. Şöyle bir gençlerimize bakalım. U19 takımına bakalım. Burada bir Alparslan Öztürk var ama onun sakatlığı hala devam ediyor. Onu bir yere gönderemeyiz. Hozan Sütçü var. Bu arkadaş. Bu arkadaş iyi bir arkadaş. 15 yaşında ve onu as takıma bir alalım. Burada Abdülkadir Güney var. Abdülkadir Güney'i de şöyle yukarı alalım. Regen olarak çıkanlar bunlar altyapımızdan. İki tane iyi oyuncu var. Onları kadromuza bir alalım. Ondan sonra bakarız. Biraz daha ilerleyelim. Transfer toplantımız var burada. Onu da bir yapalım. Bize neleri öneriyorlar acaba? Evet, Çıkıldağ'a teklifler var. Şu teklifi reddedeceğim. Ama diğer üçünü kabul edeceğim. 2 milyon ve 2,5 milyona okeyim ben. Evet, herhangi bir teklifi yok. Diğer kiralamak istediğimiz oyunculara. Diego Gonçalves'in de çok talibi var. İşimiz zor gibi duruyor. Hazırlık dönem programına bir bakalım. Şöyle fikstürümüze bir bakalım.
Hazırlık maçı ayarla diyorum. Şimdi burada hazırlık kampımız var. İlk lig maçımız henüz belli değil. Belli olduktan sonra bir bakalım tekrar. Hazırlık maçı kiminle yapacağız? Fikstürümüz bir ortaya çıksın. Gonçalves. Evet, Sivasspor Okan'a teklif yapmış. Okan Kocuk gidecek gibi. Zaten onunla devam etmeyi de istemiyoruz. Yeterince kaleci var elimizde. Doğan'ı biraz daha geliştirebilir miyiz? Ona bakmamız lazım. Yani Doğan'dan faydalanmak istiyoruz. En azından Türkiye'de iyi bir kalecilik yapabilir. İtibarı değişmemiş takımımızın. Şimdi transfer toplantısına bir girelim. Burada Batuhan Şen de dönecek. Onu da unutmamak lazım. O da iyi bir kaleci. Batuhan Şen'i belki tekrar kiralarız. Jean Kat belki ya da Jean Katlıt'ı kiralayıp Batuhan Şen'i de tutarız yedekte. Ona bir bakacağız. Sağ beklere bakıyorum. Dubois, Axel oynuyor. Sacha Boey oynuyor. Sacha Boey'i biraz yukarı çekelim. Evet. Stoperde Axel var. Vaneke gelecek. Güzel. Brooks var. Abdülkerim var. Zaten burada da sıkıntımız yok. Alparslan, Ross, Emin bunlarla kiralık olarak yolları ayıracağız. Sağ sol stoper aynı şekilde. Sol bek Dubois görünüyor. İşte bu Dubois'u buradan almamız lazım. Dubois'u buradan çıkartıyorum. Şu ikisi var. Buraya bir tane adam lazım. Sol beke. Kaliteli bir adam. Lucas Torreira gidiyor. Onu bu denklemin içinden çıkarıyorum. Elneny'yi bir tık yukarı atıyorum. Mitchell'ı da bir tık daha yukarı atıyorum. Ön libero olarak çünkü onlar oynayabilir. Taylan'ı burada yedek olarak yukarı atıyorum. Evet. Ya buradaki de yaptığınız değişiklikler bu arada hiçbir katkısı yok. Şurada Alpaslan'ı çıkardım. Berkan bu denklemden çıksın. Axel'i de orada çok kullanmayı düşünmüyorum. Onu da çıkardım. Oliveira'yı, Baran'ı. Hadi Baran'ı da çıkaralım. Baran, ama Baran kiralık. Devam eder bizimle. Burada sağ tarafta Dinamo olarak oynayabilecek. Torreira'yı çıkardık bir kere. Bu arkadaşlar oynayabilir hepsi. Çıkıldağ da oynayabilir. Ama Çıkıldağ'a teklif var. Onu göndereceğiz. Berkan gidecek bizimle. Morutsan Dinamo oynayamaz. Emre Kılınç belki Dinamo olarak oynayabilir. Yusuf Demir Dinamo olarak oynayamaz. Hamza Akman Dinamo olarak oynayamaz. Bu arkadaşlar da oynayamaz. Abdülkadir Güney genç orta saha kalsın. Mezzeler rolünde Torreira yok. Elneny zor. Oliveira belki oynayabilir. Michi oynayabilir. Çıkıldağ oynayabilir. Taylan Mezzele olmaz. Berkan'dan Mezzele olmaz. Murutsan'dan belki olabilir. Emre Kılınç'tan olabilir. Yusuf Demir de kalsın. Hamza da kalsın. Baran'la Abdülkadir Güney'i çıkaralım Mezzele rolü için. Sağ tarafta Yunus Akgün'ümüz varmış. Yunus Akgün'ü burada kullanabiliriz. Abdülkadir'le birlikte her ikisi de kullanılabilir diye düşünüyorum bu bölgede. Raşit'se zaten yolları ayıracağız. Raşit'se ile Yusuf Demir de kalsın sağ tarafta. Morutsan, Emre Kılınç, Barış. Oğulcan'ı da şöyle çıkartalım. Evet burada bayağı bir oyuncu var. Sol tarafta da Raşit'se gitti. Yunus'u da kullanabilirim orada. Sol tarafta ama esas yeri sol kanat olan bir adam yok. Orada biraz sıkıntımız var. Mauro Icardi gidecek oyuncu. Raşitsa gidecek. Mustafa Muhammed var. Bir de Seferovic'imiz var. Seferovic'i biraz daha yukarılara alalım. Seferovic bizim için önemli. Umut Bozok da 3. oyuncu. Gökdeniz daha sonra. Oğulcan buradan çıktı. Yusuf Demir de belki orada oynayabilir. Evet Mustafa Muhammed hatta Seferovic'i 1. forvetimiz yapalım. Evet bu şekilde. Sözleşmesi bitmek üzere olanlar 2024'te bitiyor. Hamza'nın. Tamam, sıkıntı yok. 2024'te henüz sözleşmesine var. Burada genç oyunculardan var ve U19'da olanlardan sözleşmesi bitecek olanlar var. Eren Aydın'la yeni sözleşme yapılmalı diyor. Onlara bir bakacağım. Evet. Yüksek potansiyel için kiralık listesine konulmalı diyor Abdülkadir Güney. Koyalım. Barış Alper diğer bonservis bedeli düşürelim. Çıkıldağ diğer kulüplerin ilgisini artırmak için istenen bonservis bedeli düşürülmeli. Bu bizim oyuncumuz değil zaten. Ozan Sütçü kiralık listesine diyor. Ozan'ı da kiralık listesine koyalım. Dediklerini yapalım. Burada önerdiği araştırmaları da yapıyoruz. 6 aktif transfer daha diyor. Başlangıç olarak şimdi bunu çıkaralım. Bir kere kaleciye şu an ihtiyacımız yok. İlk önerileri almak için. Tamam, toplantıyı bitirelim artık. Şimdi buradan sonra bize herhangi teklifler gelecek. Yunus Akgün milli takımında başarılı olmuş.
West Bromwich'le görüşüyormuş Gonçalves. Gonçalves bize düşmez gibi duruyor. Açık konuşmak gerekirse bizimle işi zor. Muhammed Elneny'i gözlemlemesi tamamlanmış. Zaten bizim oyuncumuz. Evet, sezonun Süper Lig sezonun transferleri. Cagne 22 gol attı. Mitchell, Maximiliano Gomez, Mark Batra ve Thomas Pekard sezonun transferleriymiş. Evet, yeni kurallara bakalım. Süper Lig kuralları. Burada değişiklik olarak 3 kulüpten fazla forma giyemez. Lisans çıkartılabilir vesaire falan filan. Burada kurallarla ilgili herhangi bir değişiklik yok. 3 yabancı olayı devam ediyor. Ona devam edeceğiz. Sizlerle birlikte. Konferans ligindeki rakibimiz de belli olacak bu arada. Onu da belirleyeceğiz. Konferans ligi maçına kadar gideriz. Oraya kadar transferleri epey bir netleştirmiş oluruz. Bu ay sonunda zaten giden gelen oyuncular olacak. Orada biraz daha netleşecek her şey diye düşünüyorum, diye umuyorum açıkçası. Beşiktaşlı Redmond Lens'le görüşüyormuş. 2,4 milyon euro. Evet, Antalyaspor teknik direktörsüzmüş şu an. Kovulması muhtemel antrenörler içindeyiz şu anda dikkat ederseniz. Hani bizim de işimiz garanti değil. Karşıyaka Hamza'ya kiralama teklifi yapmış. Karşıyaka yani tamamını karşılaman lazım. Bir de rotasyon oyuncusu değil, İlk 11 oyuncusu yapman lazım. Baran için sezon sonuna kadar rotasyon oyuncusu. Ya geç, bunlarla uğraşamayacağım. Yani teklifini düzgün yap. Evet, Okan Kocuk anlaştı. Birinci kaleci olarak. Olympiakos Longyakuru Adana'ya 1,6 milyon bedelle transfer olabilir diyor. Torreira Girona ilgileniyormuş. Evet, Torreira'ya çalışma izni de çıktı ve Torreira West Ham'la anlaşmayı imzaladı. Torreira West Ham'a gidiyor. Şimdi bizim orada ön libero ihtiyacımız olacak. Ama Elneny'yi oraya atarız gibi duruyor. Tekrar bir şu arkadaşı kiralık önerelim. Gitmek istiyor çok fazla kiralık ama herhangi bir talibi yok. Ozan Sütçü'ye bazı talipler var. Şöyle onu da kulüplere önerelim. Beknaz'a herhangi bir talip yok. Abdülkadir Güney. Bunlar regenlerimiz. Bunlar gidip biraz oynasın. Hamza'ya teklif var zaten. Baran'a teklif gelmedi. Baran'a tekrar bir önereceğim. Yani çok da maaş almıyor. Baran'a teklif gelmesi lazım. Matias Ross. Ross'a herhangi bir teklif yok. Ross'u bir daha tekrar kulüplere öneriyorum. Yani Ross'a teklif gelmesi lazım. Sezon sonunda ayrılıyor. Evet. Van Kaechan'ın bizim bir maddesi yok değil mi? Evet, 6 milyon opsiyonumuz varmış. Evet, alabilirmişiz aslında ama Van Kaechan bizi de çok tutmadı. İstediğimiz performansı alamadık. Evet, çok fazla teklif geldi şu anda oyuncularımıza. Şimdi Berkan Kutlu'ya şöyle bir teklif var. İlk 11 oynatacağı için Boavista'ya gönderiyorum. Bu arkadaşa da Ozan Sütçü'ye de teklifler var. Şu arkadaşlar yedek oynatıyor. Şu ilk 11 oynattığı için ona vereceğim. Yedek oynattığı için bu teklifleri reddediyorum. Baran'a teklifler var. Yedek oyuncu olan teklifleri şöyle reddedelim. Yedek oyuncu oynamasını istemiyorum. Maaş katkısı çok önemli değil. Çok fazla maaşı yok zaten. Evet, Rosa da rotasyon oyuncusu diyor. Tamam. Orada rotasyon olarak kullanılsın. Kura çekim var. Yine kura çekim bu şekilde dikkat ederseniz. Burada şimdi çok fazla takım olduğu için böyle tek tek göstermeyeceğim. Buradan hızı ayarlıyorsunuz. Şöyle basıyorsunuz. Dolayısıyla böyle tek tek hani takımlar geliyor ama böyle çok uzun sürüyor. Hani burada çok fazla uğraşıyoruz. Dolayısıyla burada direkt kurayı bitir diyorum. Zaten çok basit takımlar çıkıyor. Bize kim gelmiş? Konferans Ligi'nde Europa ya da Difference, Lüksemburg takımı ya da Cebeli Tarık takımı, ikisinden biri gelecekmiş. Onların eşleşmesinin galibi. Bir sıkıntı yok. Torreira'nın satılması pek hoş karşılanmamış. Ayrılmak istiyordu. Biz de yolunu açtık dedik. Yani yapacak bir şey yok. Kendi ayrılmak istedi. Europa ya da Difference'la 36 gün sonra maçımız var. Lig kurası çekildi mi acaba? Şöyle bir bakalım. Lig fikstürümüz evet belli. Trabzon'la başlıyoruz sezona. Sezona son şampiyonla başlayacağız. Şöyle hazırlık maçı ayarlayalım. Europa maçları nerede oluyor? Nerede gözükecek normalde? Şuraya bir iptal edelim. Evet, 27 Temmuz'da maçımız var gözüküyor. 27 Temmuz'a kadar hazırlık maçları yapabiliyoruz. Yani şurada bir yerde ve şurada
Şurada iki maçımız olacak. O zaman şuraya bir tane maç koyabiliriz. Ben genelde böyle geriye doğru gidiyorum. Circle Brugge'le oynayalım burada. Bildiğiniz Belçika'da 5 gün arayla hep ben maç yaparım. Burada 15'ine bir tane maç koymak istiyorum. 15'inde de Kulüp Brugge'le oynayalım. 10'unda bir de oynayalım. 10'unda da Charleroi ile ya da Genk'le oynayalım. Genk oynayalım. Biraz daha güçlü bir takım. Genk'le oynayalım. Ayın 5'inde burada. Ayın 5'inde de yüksek itibarlı değil, benzer itibarlı diyelim. Çok böyle güçlü takımlarla değil de Salzburg'la oynayalım burada. Salzburg'la da hazırlık maçı yapalım. Yani 4 tane hazırlık maçı yeterli gibi duruyor. Şuraya 30 Haziran'a da koyabiliriz aslında. 30 Haziran'a da burada benzer itibarlı Alanya Trabzon diyor. Biraz daha kolay bir maç istiyorum burada. Yakın takımlara bakalım. Beşiktaş var. Pilot kulüpler Phoenix. Düşük itibarlara bakalım. CSK ile maç yapalım. CSK ile maç yapalım. Bu biraz daha kolay bir maç olsun. Evet. Almazbekov bir asist yapmış. Beknaz Bravo. Beknaz asistini yapmış. Hazırlık maçları kabul edildi sanırım hepsi. Evet, Baran'ı kiralık istiyorlar. Yani Baran rotasyon oyuncusu olacağı için hiç vermek istemiyorum. Yani Baran'ı rotasyon oyuncusu olarak vermeyeceğiz. Baran'a bir sürü teklif var. Burada şunları reddedelim. İlk 11 olanları kabul edelim. İlk 11 olanları kabul ettik. Baran'ı gönderebiliriz. Şimdi sezon sonu gelmek üzere. Ya daha doğrusu şöyle, ay sonu gelmek üzere. Ay sonunda sözleşmeler bitiyor ve kiralıklar geri dönüyor. Orada biraz daha kulübe bakacağız sizinle birlikte. Kimler var elimizde, kimler yok. Sözleşmesi bitenler İsmail Çipe, Atakan ve Berkan Keskin. Bunlarla işimiz yok zaten. Diego Gonçalves Osasuna'yı seçmiş. Enteresan. Maaş da iyi vermişler. Evet, gidiyor Hozan Sütçü. 15 yaşındaki oyuncumuz. Maç raporu da hazırlatalım. Şöyle takip etmiş olalım Hozan'ı. Kırşehir'de oynayacak. Kırşehir'de oynayıp bize iyi bir şekilde gelsin. En azından biraz güçlenerek. Berkan Kutlu da gidiyor kiralık olarak Boavista'ya. Orada da oynar. Berkan'ı da takip edelim. 25 yaşında henüz. Seneye gelip bizde forma bulabilir. Yani son birkaç gün artık. CSKA Sofya maçımız da var o arada. Kiralıkların döndüğü arada. Teklifler var bu arada. Fulham'dan Oliveira'ya teklif. Görüşme konusunda biraz ilgili diyor. Yani bu teklife hayatta vermem. 5 milyon euro istiyorum. Minimum 5 milyon euro. Watford Yunus'a teklif yapmış. Watford'un teklifini 10 milyon euro olursa kabul ederim. Bana uyar. Mentorluk grubuna bakacağız. Oraları değiştireceğiz zaten. Şimdi yeni gelen oyuncularla bayağı bir oyuncu kalabalığı olacak. En son mentorluk grubunu tekrar bir düzenleyeceğiz. Gelenlerle gidenlerle. Hazırlık maçı teklifini kabul etti diyor. Chickledaw gidiyor 2,5 milyon euroya. Rims'e transfer oldu. Bu arada şurada sorumluluklar kısmından burada maçların hazırlanışını siz yaparsanız daha mantıklı olur. Şurada sorumluluklara bir bakalım. Buralar tamam. Buraları ayarlamıştık zaten. Şurada maç kısmında as takımı maçlarını teknik heyet düzenler diye değiştirirseniz, onu kaldırırsanız yani sadece sizin hazırladığınız maçlar oldu. Çok fazla maç oldu burada şu anda. Bu maçların hepsini yapsak mı? Şu Bayburt özel idareyi iptal ediyorum. Yani bir hafta önce bir dinlenmiş olalım. Maçtan bir hafta önce. Diğerleri oynanabilir gibi duruyor. Evet, diğerleri oynansın. İkişer gün arayla, üçer gün arayla bütün kadroyu hazırlık maçı oynatalım. Onlar oynasın. Evet, Çıkıldağ'ın bonservisinin %20'sini aldı Craiova. Zaten bize de bir şey kalmadı geriye. Şimdi CSKA Sofya maçı var, hazırlık maçı. Taktiğimizin oturması adına bunlar önemli. Beknaz çok kötü oynamış Çin maçında. Kırgızistan Çin'e zaten 6-1 yenilmiş. Bu maçta kim iyi oynamıştır ki zaten? Yeni sezon öncesi kadrodaki değişiklikler bunlar. Disiplin yönetmeliğinde onaylayalım. Yunus'un durumu hakkında Yunus ne diyor? Lucas Torreira'nın gitmesi. Evet, konuşmamız işe yaradı. Sezon öncesi takımı karşılayalım.
Takımdaki herkes bu yolda çalışmaya hazır. Hedeflerimizi başarmaya dair güvenimiz tam. Harika, ben de bunu duymak istiyordum. Konferans liginde sonraki turlara kalmayı hedefliyoruz. Biraz gaza geldim galiba. İşte yüksek tuttuğum konusunda katılıyorum diyelim. Evet. Çok yüksek turlar hedeflemiyorlar ama bakalım, biz yüksek tur hedefleyeceğiz. Takımla şimdiden arayı bozmayalım. Bizim hedefimiz yüksek turlar tabii ki. Daha büyük yüksek turlara gidip orada çeyrek final görmek istiyoruz. Kulübün ekonomik sıkıntıları giderildi görünüyor. Güzel. Ross Gilvicente'ye kiralık olarak gidiyor. Ross'u da kiralamış olduk böylece. Elimizdeki oyuncular yavaş yavaş gidiyor. Kulübe dönecek oyuncular. Şöyle potansiyelli isimlere bakalım. Burada Mustafa Muhammed'i as takıma gönderelim. Olimpio Morutsan'ı gönderelim as takıma. Kaan Aslan as takıma. Barış Alper Yılmaz U19'a zaten. Eren Aydın as takıma. Taylan Antalyalı as takıma. Oğulcan Çağlayan as takıma. Bunları sonra kiralayacağız. Emre Kılınç, Süleyman Luş. Bunların hepsini as takıma alıyorum. Sonra bir bakacağız. Abdülsamet Karnuçu, Batuhan Şen, Yiğit Demir. Önemli bir isim Yiğit Demir. Mete Han Baltacı'yı da alalım. O zaten as takımdaymış. Gökhan Güney, Gökay Güney, Berk Balaban. Bir sürü oyuncumuz varmış. Berkan Keskin galiba sözleşmesi bitiyor bu arkadaşlar. Onlara dokunmuyorum. Van Kayaçan arttık. Onun hakkında yorum yapmayacağım. Zaten bizim oyuncumuz değil. Redmond Fulham'a gitmiş. 2,3 milyon euroya. Yine bir teklif geldi bize. Bakalım kimin için teklif geldi. Hamza Akman için bir kiralama teklifi. İlk 11 Karşıyaka. Güzel. Git orada oyna Hamza biraz. Kendini geliştir, öyle gel. Fulham Beşiktaş'ı Souza'yı da istiyor Redmond'dan sonra. Fulham Beşiktaş'a çalışıyor adeta. Baran gitti. Ama Baran'ı şöyle takip edelim. Afyonspor'a kiralık gitmiş Baran. Orayı kabul etmiş. Yani önemli hamleler yapacağız tabii ki. Ya bir yıldız oyuncu transferi de istiyorum. Hani bir fırsat transferi kollayacağız. Bakalım onu alabilecek miyiz? Evet, kiralık sözleşmesi. Bu arkadaşları tekrar kiralık alabilsek ne kadar güzel olur. Ama alamıyoruz tabii ki. Milot Rashica, mesela onu alsak vermiyorlar. Van Kayaçan'a hiç bakmayacağım. Onu istemiyorum zaten. Burada CSKA Sofya mücadelesi. Rahat kazanmamız gereken, farklı kazanmamız gereken bir mücadele. Bakalım kazanabilecek miyiz? Manisa Efkan Mehmet'i almış. Tabii Süper Lig'e yükselenler transferleri daha fazla yapıyorlar. Mutluluğun resmi diyor. Başarım kazanıldı. Böyle bir başarı kazanmışız. Evet, şimdi Seferovic transfer oluyor ve sözleşmesi bitenler, kiralık oyuncuların sözleşmesi bitecek. Bize gelen gidenler de 1 Temmuz'da gidecek. Ama önce bu CSKA Sofya maçını bir oynayacağız. Orada bir neler olacak göreceğiz. Seferovic'in transferi var. Elneny gelecek. Faneke gelecek. Gollini gelecek. Okan Sivasspor'a gidiyormuş. Haris Seferovic hızlandırmış dil kursuna gönderdim. Atakan'a teklif var. Atakan'ı gönderelim. İsmail Çipe gitti. Atakan'ı serbest bırakalım hatta. Berkan'ı da serbest bırakalım. İsmail de kulüpten ayrılmış. İsmail'le de işimiz yok zaten. Evet. Kiraladığı oyuncular takıma döndü diyor. Evet, takıma döndüler bu arkadaşlar. CSKA Sofya maçına bakalım. Ne olacak CSKA Sofya maçında? Yunus'u bir övelim antrenman performansından dolayı. İlerleyelim. 2-2 bitmiş. Neden 2-2 bitmiş? Bakalım. 5 isabetli şut. Onların da 5 isabetli şutu. Gökdeniz burada. Yani çıkış 11'imiz bayağı bir yedek. Berkan Taylan yeni gelmişti zaten bu arkadaşlar. Yeni gelen arkadaşlarla oynamışız hemen. Şimdi burada geldik şimdi takımımıza. Burada göndermek istediğimiz isimler var. Şimdi Abdülkadir Güney'e tekrar bir kulüplere önerelim bir kere. Öncelikle. Hatta onu sıfır yapalım. Bedavaya önerelim ki hani en azından bir takım bulalım ona. Berkan gidiyor. Bizden ayrılıyor.
Berkan'ın son maçıydı zaten. Kiralıklar gelmiş mi? Bu arada kiralıklar gelmemiş galiba henüz. Bir sağlam olarak bütün transferlerimiz gelsin 1 Temmuz'da, öyle bakalım kadroya. Kendi transferlerimiz de gelsin. Ona göre Kasımpaşa Monza'dan Maric'i almış. Evet, Abdülkadir Güney'i kiralamayı düşünüyorlarmış. Bir sürü kiralama var ama ben burada bir tanesini görüyorum sadece. Karaman Efka. Yedek oyuncu olarak oynatmayacak. Sadece o var. Ona kiralayacağım. Evet, kiralık sözleşmeleri burada bitti. Bize gelecek oyuncular da var şimdi. Onlar da bir gelsin. Oyuncu transferleri. Evet. Sosyal medyada takipçi sayımız artmış. Hücum futbolu oynatılması istiyormuş taraftar tarafından. Altyapıdan oyuncu transfer şey yetiştirilmesi azmış. En itibarlı kulüp korunması. Evet. Ligi Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın üzerinde bitirmesi, Trabzon'un üzerinde bitirmesi ortaymış. Şampiyon olunması zorunluymuş. Evet, bu sezon artık şampiyon olamazsak muhtemelen bizi şutlarlar. Bütün transferleri dil kursuna gönderelim. Burada Elneny ve Gollini'nin daha kaliteli olduğu görülüyor. Yeni transferleri Oliveira karşılasın. Bunu da Oliveira karşılasın. Diğer arkadaşımız da Vaneke'yi de Oliveira karşılasın takım kaptanı olarak. Oyuncuları kaydedeceğiz, onun acelemiz yok. Evet, Uğurcan Çakır'ı Monaco teklif yapmış. Şimdi. Gökay Güney. Gökay Güney, seni kulüplere öneriyorum. Şöyle gönderelim bir. Şimdi burada Batuhan Şen var. Doğan Alemdar var. Berk Balaban var. Berk Balaban'ı da bir kere kesinlikle önerelim. Kiralık olarak kulüplere. Jean Kat'ı da ben önermek istiyorum. Jean Kat da kiralık olarak kulüplere önerilsin. Emin Bayram burada kulüplere önermeye devam ediyoruz. Emin Bayram'a hala teklif yok. Burada Yiğit Demir var. Yiğit Demir de kulüplere önermek istiyorum. Nerede? Yiğit Demir'den sonra Abdülsamet Karnuçu var. Abdülsamet'i de önerelim. Tüm gençlerimizi gönderelim. Süleyman Nuş, ondan da çok fayda alamayız gibi duruyor. Süleyman Nuş'u da gönderiyorum. Kazım Can'ı tekrar bir önerelim. Kazım Can'ın yıllık maaşı çok. %50'sini karşılasınlar. Gelişsin istiyorum Kazım Can. Dubois'a teklif mi var? Teklif olabilir. Norwich isteyebilir diyor. Dubois kalsın. Sağ bek, sol bek oynayabiliyor. Elneny, Micho, Oliveira. Taylan var burada. Taylan'a kiralık olarak Başakşehir istiyormuş. Taylan bizde oynar mı? Yani şurada oyun kurucu olarak ama çok kötü. Taylan. Taylan'ı bir kiralık önerelim. Morutsan'ı oynar mı bizde? Morutsan'ı da kiralık olarak gönderebilirmişiz. Morutsan'ı biz burada Mezzel olarak kullanabiliriz. Sağda kullanabiliriz. Forvet arkasında kullanabiliriz. Yani birkaç yerde kullanabiliyoruz. Morutsan belki kalabilir. Bakalım, transfer yaparsak göndermeyiz onu. Atalay'ı gönderelim. Atalay'la da çok işimiz olmayacak. Emre Kılınç. Emre Kılınç'tan aslında şurada Mezzel olarak yararlanabiliriz. Ama çok da iyi bir profil değil. Profilinde biraz düşüşler var. Onu da bir kiralamaya çalışalım. Oğulcan Çağlayan. Ondan da çalışkanlığı dışında çok bir şey beklemiyoruz. Oğulcan'ı da gönderelim. Abdülkadir Yunus. Barış var burada. Barış ne diyor? Daha birlikte top koşturmak için ayrılmak istiyormuş. Barış'ı şöyle kulüplere önerelim. 4,4 milyon euro. Barış kendisi gitmek istiyor çünkü. Beknaz'ı kiralık veremiyoruz. Beknaz'ı kimse kiralık almıyor. Beknaz'ı sıfıra kiralayalım. Bedavaya kiralık oyuncu. Gökdeniz'i de isteyenler var kiralık. Eski takımı Antalyaspor. Mustafa Muhammed Seferovic, Eren Aydın'ı da kiralayacağım. Eren Aydın'ın da kiralık olarak gitmesini istiyorum. Evet, elimizdeki oyuncular bunlar. Şu an Gollini ile devam edeceğiz. Batuhan ve Doğan'la. Sağ bekte Sacha Boye var ve Dubois var. Sağ bek Sacha Boye, Dubois. Stoperde Vaneke var. Brooks var, Abdülkerim var ve Axel var. 4 tane stoperimiz gayet iyi. Onda bir problem yok. Sol bekimizde Kerim Çalhanoğlu tek başına şu an bir sol bek takviyesi düşünelim. Elneny savunmanın önünde oyun kurucu olarak oynayabilir diye düşünüyorum. Evet. Oyun kurucu idare eder. Elneny'yi savunmanın önüne Micho, Oliveira orta saha üçlüsü ama yedekleri yok baktığınız zaman. Belki orta sahaya bir tane yerli takviyesi yapabiliriz.
Ona bir bakacağız. Sağ kanatta kullanabileceğim bir sürü adam var. Yunus var, Abdülkadir var, Yusuf Demir var, Morutsan var. Yunus'u belki solda da kullanabiliriz. Sol tarafta kullanabileceğim çok adam yok. Forvet'te Mustafa Muhammed ve Sefo'yla idare ederim diye düşünüyorum. En azından devre arasına kadar gideriz. Gökdeniz ve Umut da var. İdare ederiz orayı diye düşünüyorum. Genel olarak böyle en önemli bir sol bek ihtiyacımız. Bir de orta sahaya takviye gerekiyor. Orta sahada da mutlaka takviye yapmamız gerekiyor. Şimdi bakalım. Berk için teklif gönderdik. Abdülsamet için bir sürü teklif var. Hepsini kabul ettik. Atalay'a teklifler var. Atalay'ı da kabul ettik. Oğulcan'a teklif var. Oğulcan'ı da gönderelim. Şöyle kara gümrük istiyormuş onu. Teklif olan arkadaşları göndermeye çalışalım. Barış Alper Yılmaz da gitmek istiyor. Onu da göndermeye çalışacağız bakalım. Serbest olan oyuncular varmış. Luis Adriano, Samsun'da Tomane, Hasan Ali, Salih Uçan Beşiktaş'ta. Bizim de sözleşmeler önümüzdeki yıl sona erecek isimler var. Orada Alparslan iyileşme aşamasında. Şöyle 250 bine onu bir önerelim. Eren Aydın, Hamza, Gökay Güney, Süleyman Duş, bunların hepsini zaten gönderiyor olacağız. Evet, burada teknik heyet personelinde de bitenler var. Bunları geçtik. Şimdi hamlelere bakacağız. Önce bir elimizdekiler bir gitsin. Enzo Diaz bir bek oyuncusu. Şimdi biz bir bütçemize bakalım. 3,2 bütçemiz var. Maaş bütçemizde yer var. 6 milyon eksideyiz şu anda. Birkaç oyuncu satıp oradan para getirmeye çalışabiliriz yine. Uğurcan Monaco'ya gidiyor gibi. 12 oyuncuya teklif yok diyor. Alparslan'a kulüpten ayrıl dedik. Abdülkadir Güney yedek oyuncu diyor. Yedek oyuncu olarak göndermek istemiyorum ama ben. Mentörlük grubunu şöyle bir değiştirelim tekrar. Yani oyunculara çok fazla teklif yok. Bu biraz sıkıntı. Barış'ı Kambur istiyormuş. Barış'ı şöyle kiralık olarak önerelim. Barış çok bizde oynamak istemiyor. Başakşehir'den Taylan'a teklif gelmedi. Teklif gelmeyen bir sürü oyuncumuz var. Biraz daha ilerleyelim. Bakalım. Barış'a teklif geldi. Alanya ve Karagümrük oralarda oynasın. Kendini geliştirsin. Yeni transferleri bir şöyle karşılayalım. Evet, Seferovic öncelikle. Seferovic'i önce bir övelim. Gollini var. Pastanın üzerine daha çilek yapacağız dedik. Ama o çilek kim olacak? Onu ben de bilmiyorum. Şöyle bir bakalım bize önerilen oyunculara. Cabral var. Yani burada çok da oyuncu önerilmemiş. Şu defansın solunu bir çıkaralım. Gözlemlenen oyunculara bir bakalım. Bizim gözlemlediğimiz oyuncular. A'dan başlayarak. Mesela Terem Mofi var. Peter Musa. Hacı Wright var. Hacı Wright'ı alabiliriz. Forvet mevkiine ve kanatlarda oynayabiliyor. Montiel var. Ya bir de bize önerdiği oyuncular da çok da iyi oyuncular değil. Ancel Romero var mesela. Çalışkan forvet oynayabiliyor. Matias, Bertrand Traore var. Yani biz burada gözlemci merkezindeki oyunculara bakalım. Burada temizle diyelim. Transfer listesindeki oyunculara bakacağım. Listede diyelim. Bakalım listede kim var? Ivan Iliç varmış Manchester City'den ama 45 milyon euro. Çok acayip. Salisu var. Çalhanoğlu var. Onlar da büyük takımlara gitmek isteyecektir. Carlos Vinicius var Fulham'dan. Tom Davis, Van Kechan, Matthias Jensen. 13,5 milyon euro diyor. Alex Telles. İşte sol bek. Aradığımız sol bek tam olarak bu arkadaş olabilir. 12 milyon euro istiyorlar. Kiralayabilir miyiz peki? Kiralama bedeli çok yüksek. Zaten maaşı da çok yüksek. Alex Telles'i buralara getirmek çok zor. Ondan vazgeçtik hemen. Burada başka daha uygun fiyatlı oyunculara bakıyorum.
Romain Perraud var. Perraud 25 yaşında henüz. Kendi isteğiyle 7-25'e. Markajı falan çok düşük. Gidip ona o kadar para basıp markajı bu kadar düşük oyuncu almayalım. Isaac Hayden. Neresi? Kimler istiyormuş? Kimler teklif yapmış? Norwich teklif yapmış. Savaşçı orta saha. Evet, burada aslında bu arkadaşı da alabilirdik. Yani paramız çok kısıtlı olduğu için yani öyle mantıklı bir yere gömmek lazım parayı. Andre Gomez. Andre Gomez'i savunmanın önünde burada oyun kurucu olarak kullanabilirim. Mesela ya paramız olsa çok fazla kadro kurabiliriz. Masuaku varmış bu arada. Ryan Fraser. Yani burada şöyle bir ayrım yapsak mı sol bekleri? Sol bekleri bir ayıralım. Alex Telles var, Pero var, Masuaku var, Maitland Niles var. Niles her yerde oynuyor zaten. Sağ bek, sol bek, savunmanın arkası, sağ solu. Maitland Niles her yerde oynar ama maaşı o kadar yüksek ki İngiltere'den oyuncu almak inanılmaz zor. Arayo var. Anderson Arayo. Arayo da profil olarak bizden düşük. Baba Rahman varmış. Baba Rahman'ın çalışkanlığı güzel de bu şu karar almayla bizde çok sıkıntı yaratır. Yani o karar almayı çok karşılayamayız. Yani çok da oyuncu yok ama Juan Mojica. Mojica biraz daha hücumcu bir arkadaş. Karar alması onun da düşük. Soğukkanlığı çok düşük. Ama hızlı bir oyuncu. Driblingi seven bir oyuncu. Markajı düşük. Top kapması düşük. Yani hücumu düşüneceksek bu abiyi alıp kullanabiliriz Villarreal'den. Kimler izliyormuş? Lille, Nice, Osasuna. Yani bir teklif yapmayı deneyelim. Şöyle 500 şimdi verelim. Buradan taksit 12 aylık 3 taksitte 1,9 muydu? 1,4 verelim. Ne yaptınız ya? 1 milyon euro şimdi verelim. 1 milyon euro da sonra verelim. Tamam 1,9 verelim o zaman ya. O kadar ya yani 3,5 milyon euro falan istiyor. Bize şartları öneriyoruz. Ha işte bir teklif ya. Yürü git ya. Allah Allah. Petro Willems var. Willems'i kimler istiyormuş? Heerenveen istiyor. Petro Willems de aslında fena oyuncu değildir ama onun da çalışkanlığı çok düşük. Profil olarak düşmüş. Amavi var. Jordan Amavi. Ona da Bordo istiyormuş. Reinaldo, Luque. Evet. Burada aradığımız ismi bulamadık çok fazla. Biraz ilerleyelim. Karşımıza bakalım nasıl oyuncular çıkacak. Maçımız da var. Bir yandan Salzburg maçını da oynuyor olacağız. Sezon biletleri 16.000 satılmış. Çok az satılmış bu arada. Şimdi biz genelde yerlilere bakarız. Bir hani bir fırsat transferi var mı? Merih'i alamayız. Ozan Kabak'ı izleyenler var. Mert Müldür var. Burada Mert Müldür'ü alıp solda oynatabilirim. Orta yapması biraz düşük. Konsantrasyonu düşük. Tayyip Talha varmış izlenenlerde. Sinan Bolat. Güven Yalçın var. Hani burada alabileceğim de çok da adam yok. Kerem Aktürkoğlu oynuyor mu orada? Ne yapmış geçen sezon? Evet 26 maçta bayağı da oynamış. Hiç fena değil. Peki Kerem'i tekrar kiralık almak istesek? Evet. Onu alamıyoruz. Cengo'ya çok para istiyorlar. Zeki Çelik sağ bek. Rıdvan Yılmaz o da çok yüksek bedelde. Aslında Rıdvan'ı şöyle çekebilsek kiralık miralık. Sol bekte de rahatlamış olurduk ama. Okay'a çok para istiyorlar. Berat Özdemir var. Berat Özdemir aslında olabilir. Savunmanın önüne. Oyun kurucu olarak onu kullanabiliriz ama onun da çok bedeli var. Ona para bayılmak istemiyorum. Salih Özcan var. Enes Ünal'ı forvete alabiliriz. Bir U21'e bakalım. Ahmet Can Kaplan var. Onu kiralık alabilir miyiz? Mesela. Onu kiralıyorlar ama
Çok fazla bedel var. Barış Alper'e teklif var, o gidecek. Bizim oyuncumuz. Ali Akman gelişebilecek bir isim. Kerem Kalafat da fena bir sağ bek değil aslında. Ama sağ bek'e ihtiyacımız yok. Eren Elmalı var sol bek. Eren Elmalı'yı temsilciyle bir görüşelim. Eren Elmalı'yı belki alabiliriz sol bek'e ama ya Kerim varken de Eren Elmalı'yı almak istemiyorum çok ya. Ya oraya tartışmasız bir isim koymak istiyorum onun yanına. Yoksa yani Kazımcan'ı göndermezdik zaten. Göndermeye çalışmazdık diyelim. Ravil Tagir'in de çok yüksek. Ravil Tagir'in profili o kadar iyi mi ya? Yani gelişebilecek bir potansiyel ama hani 10 milyon euro da etmez. İlerleyelim. Elimizdeki oyuncular bir gitsin. Teklif gelenler en azından. Uğurcan'a teklif yapmış tekrar. Bir bakalım burada. Penaltıları iyi atanlar vesaire. Serbest vuruşçular, köşe atışçılar. Bunları geçtik. Sözleşmesi iyileştirmesi gerekenleri geçtik. Kiralık listesine konacak oyuncular. İstenen bonservis bedelinde artış. Forma süresinde yedek oyuncu. Geç bunları şimdilik. Beknaz. Diğer kadrolara gönderecek oyuncular bunlar. Gelişim notları. Jean Kat gelişiyormuş. Hamza gelişiyormuş. Beknaz gelişiyormuş. Güzel. Hızlandırılmış dil kursuna gönderdik. Yüksek potansiyelli oyuncularımıza baktık. Antrenörlük kursuna da en son yaptık. Şimdi hazırlık kampına kimleri göndereceğiz? Şimdi Doğan Alemdar gitsin, Gollini gitsin, Batuhan gitsin, Jean Kat da gitsin. Sasha Boye, Kaan Aslan, Mete Han. Bunlar da henüz bizde olduğu için bunlar bizimle beraber kampa gelsinler. Vaneke gelsin. Gökay Güney bunlar gelmesin. Axel, Kerim, Dubois, Kazımcan da bizimle gelsin. Taylan da bizimle gelsin. Elneni gelsin. Micho, Oliveira. Hamza gidecek. Onları o yüzden almıyorum. Abdülkadir'i aldım. Yunus Akgün'ü aldım. Oğulcan gidecek. Yusuf. Emre Kılınç henüz gitmedi. Onu kampa alalım ki orada kendini göstersin biraz. Evet. Gidecek oyuncular dışındakilerin çoğunu aldık. Yiğit Demir'i ve Gökay Güney'i almadık burada. Bir de Süleyman Nuş'u. Onlara çok ihtiyacımız yok şu anda. Onlar gidecek. Bu kampta epey bir maç oynayacağız. Şimdi son 16'ya mı katılalım, çeyrek final mi diyelim? Son 16'ya katılalım diyelim. Türkiye Kupası'na şampiyonluk, ligde de şampiyonluk hedefiyle hedefleri bunlar belirleyelim. Bu hedefleri başaramazsak artık gideriz bu sezon, bırakırız Galatasaray'ı, yapacak bir şey yok. Artık bu hedefleri başarmamız lazım bu sezon. Kesin olarak yapmamız gereken bu. Nikibat altyapı sorumlusu diyor. Evet, ilk 11 böyle diyor. Bu maça çıksınlar. Fiorentina teklif yapmış. Fiorentina'nın teklifine rağmen Roma'ya gitmeyi tercih ediyor. Yani ben burada 6 milyon istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum. Hamza için teklif yapmışlar. Hamza maalesef. Oğulcan gidiyor. Oğulcan gitsin kiralık. Berk Balaban gidiyor. O da gitsin kiralık. Kiralık giden oyunculardan bir kurtulalım. Kadromuz birazcık daha o şişkinliği azalsın. Ondan sonra bakarız. Enerimada'yı teklif yapacaktık ama vazgeçtik. 3 tane hazırlık maçı var. Salzburg, Sturmgraz ve Genk. Önemli maçlar. Arka arkaya maçlar. Bakalım taktiğimiz nasıl iş yapacak. Hamza'ya yine teklif var. Böyle bir teklifi kabul edemeyiz. Yani şöyle 5 milyon ve 1 milyon verirsen olur. 6 milyonu öyle kabul ederiz. Salzburg maçını oynuyoruz. Bakalım bu kadro Salzburg'la ne yapacak? O da 3-3 kaldı. Evet, çok fazla pozisyon da veriyoruz. Henüz defansif olarak oturmamış durumdayız. Oliveira'yı satarsak orta sahaya yöneliriz. Nakamba burada. Nakamba'ya bakalım. Nakamba da iyi bir oyuncu bu arada. Tam aradığımız savaşçı oyuncu. Lille istiyormuş 1,7 milyon euroya. Biz teklif yapalım. 1,8 biz teklif yapalım. 5,5 veriyorlar. 5,5 teklif ettim. Fiorentina'yı kabul etmeyecek büyük ihtimalle ama biz teklifimizi yaptık. Savaşçı orta saha. Epey savaşçı bir orta sahamız oldu bu arada. Nakamba'yı da alırsak 1,94 diyor. Tamam, 3 yıllık. Niye 5 yıllık istedik ki? 29 yaşında zaten adam. 3 yıllık bence de mantıklı. İlki kabul etmedi. Atalay'ı da gönderdik.
Atalay da gitti. Kiraladığımız bir sürü oyuncu var yine. Zaten hani bildiğiniz üzere hani Arsenal'dır, Manchester City'dir, hani büyük kulüplere baktığınız zaman böyle özellikle İngiltere'dekilerin ayrı bir kadrosu vardır, genç kadrosu. Onlar epey bir oyuncu kiralarlar ve biz de aslında bunu Türkiye'de yapıyor gibi oluyoruz. Altyapıdan çıkan oyuncuları kiralıyoruz. Hani işimize yarayan olursa da kullanıyoruz. Tam olarak böyle yapacağız zaten. Burada Taylan'a hala teklif yok. Taylan'ı şöyle hala kulüplere önerelim. Bir bakalım teklif olmayanlara. Jean Kat'a teklif yok. Jean Kat'ın çünkü parası çok. Jean Kat'ı sıfıra önerelim. Sasha Boye Vaneke kalsın. Kaan Aslan Yeni Malatya istiyormuş onu. Kaan Aslan'a 5.000 versinler bir zahmet. Emin Bayram da gelişmesi için onu da bedavaya kiralayacağım. Gelişmesi lazım onun da. Metehan da aynı şekilde. O Metehan'ın zaten maaşı düşükmüş. Onu parayla kiralayalım. Kazımcan'ı bedava kiralıyorum. Yani bir gönderelim. Elimizden çıksın. Taylan'ı dedik, Hamza'yı dedik. Emre Kılınç o parayı veremem. Emre'yi maaşının tamamını karşılayan kiralasın. Abdülkadir Güney tamam. Beknaz'a herhangi bir teklif gelmiyor. Sıfır diyoruz ama yabancı olduğu için tabii biraz da Beknaz'a teklif yok. Eren Aydın'a bakalım. Eren Aydın'ın maaşı da hiçbir şey. Ona da herhangi bir teklif yok. Onun dışında zaten göndermek istediğimiz şu anda yok. Sturm Graz karşısında Lin Nakamba'yı istiyormuş. Evet, teklifler geldi. Evet, %90 sezon sonu tamam. Taylan'ı alsın yine tekrar. Jean Kat'ı alsınlar. Kaan'ı ilk 11 oynatan alsın. Altay alsın. Burada yedek oynatanlar Emin Bayram'ı Rize ve Antalya. İstanbul Bolu'ya gitsin. Kazımcan Karataş İstanbulspor'da, hadi gitsin orada. Emre Kılınç'ın %50'sini karşılıyorlar. Adana Demir, sende para vardır biraz ya. %70'ini ver bize. Şartları önerelim. %60 dedi. Tamam, kabul ettik. 3 oyuncuya teklif olmamış. Samet Karnuç'u da gitti. Jean Kata da epey önce teklif geldi. Abdülkadir Güney ilk 11 oynayacak. Gidiyor Karaman'da oynasın. 16 yaşında henüz. Orada ilk 11 oynasın. Hamza karşı yakadan gelen teklifi reddetmiş. Hamza sen ne istiyorsun ya? Hamza bir daha teklif yap. Bir daha gönderdik. Şimdi Sturm Graz maçımız var. Sturm Graz'a karşı 4-2 kazanıyoruz. Abdülkadir, Barış ve Murutsan. Barış'a da teklifler var. Barış da gidecek. Abdülkadir sakatlanmış. 4-5 hafta. Kerim Çalhanoğlu 5-7 gün. Epey bir sakatlık oldu orada. Bu arada burada bir sol kanat oyuncusu var. Elhuni. Bu takımda oyuncular vardı bu arada. Ha, Romdale de var bir de. Onun da sözleşmesi bitiyor. İki yönlü orta saha diyor. Bu arkadaşı alabiliriz. Sözleşme teklif edelim bir bakalım. İki yönlü orta saha olarak oynamak istiyor. 1-13. Yani yıllık maaş artışı kalsın hadi. Evet, bayağı bir ilgi var bu arkadaşa. Epey bir hazırlık maçımız var bu kampta. Hazırlık maçlarıyla hazırlanacağız. Hamza. Yani bir kiralık gitsem mi acaba? Hiç kiralık gitmeyi düşünmüyor Hamza. Hamza'nın öyle bir talebi olmadığı için de kulüpler teklif yapmıyor. Hamza'nın kiralık gitme isteği yokmuş. Barış'ın geleceği hala belirsiz. Anlaşamamış Barış bu kulüplerle. Tekrar önerdim kiralık olarak. Yani Barış hem gitmek istiyor hem de gitmiyor. Daha büyük takımda oynamak istiyormuş Barış. Daha büyük takım zor bulur diye düşünüyorum. Transfer toplantısına bir bakalım.
Evet, gelen giden oyuncular şöyle transfer geçmişti. 12.75 para kazanmışız. Şu anda 2.5 sadece harcadık. 4 oyuncu var. Transfer ve kira listesindeki oyuncular 5 tane transfer oldu. Bu mevkide zayıf kalıyoruz. Evet, tamam. Sol bek arayalım. Önerilere geçtik. Evet, burada bir Muyika var. Muyika'yı öneriyor bize. Biz onu bulmuştuk aslında. Bakmıştık yani Muyika'ya. Muyika'yı alabilsek güzel olur da. Muyika'ya çok para istiyorlardı. 3-7. Yani 1 milyon ve 2-7 versek 3-6 diyor. 3 milyon versek. Tamam, 3-2. Allah Allah. 3-3 tamam. Tamam, 3-4 ya. Diğer oyuncuları göster diyor. Ali Muhammed var. Orta sahada. Babacar Toure var. Ali Muhammed nasıl bir profil? Nijerliymiş. Orta sahada bizim işimizi görür mü? Özel yeteneği var. Takım oyunu var. Zihinsel olarak ve fiziksel olarak fena değil. 27 yaşında da. Sassuolo istiyormuş. Yani bu abiyi de alabiliriz. Şöyle 1 milyon euro verip. Bir milyon euro da sonra versek. Şu yüzdeleri falan da kaldırsak. Şartları önersek. 1 milyon, 1,5 milyon, 2,5'a bu arkadaşı alabiliriz. Babacar Traore iyi değil. Geçtik onu. Daniel Junior hücum bölgesinde oynuyor ama o da çok iyi değil. Tekrar toplantıya bir gidelim. Diğer oyuncular toplantıyı bitirelim. Galatasaray hazırlık kampı kadrosu diyor. Hala aynı hazırlık kampı kadromuz. Barış'ın da sakatlığı varmış. Barış'ı da kadroya alalım. Abdülkadir'i alamıyoruz şu an kadroya. Barış'ı da alalım hadi kadroya. Muhammed isteyen çok fazla takım varmış. Bakalım bir. Muhammed'le anlaşabilecek miyiz? Muhammed çok fazla talepte bulunmadı. Şuraları yükseltelim. Bir de ben şöyle bir bonus vereceğim sana ekstradan. 1,74 de yaptım maaşı. Tam 4 yıllık olsun. Muyika. Muyika'yı da alabiliriz. Hücuma takviye ediyor. Ona ben karar veririm. Sen şuraları bir 30 yaşındaki Muyika'yı da alsak güzel olur. Genk'le oynuyoruz şimdi. Genk maçında bakalım neler yapacağız. Uğurcan gitti Monaco'ya. Zaten bize gelmesi zordu. De La Fuente var. Bir ara onu istiyorduk. Kazımcan gitti. Kazımcan'ı şöyle izleyelim ama İstanbulspor'a kiralık olarak gitmiş. Kazımcan'ın gelişimini takip edelim. Eren Elmalı'nın bayağı bir bonservis bedeli var. Onu alamayız gibi duruyor. Genk'le oynuyoruz. Genk karşısında 2-0 kazanmışız. Yunus Akgün ve Taylan gol atmış. Sacha Boey de maçın adamı olmuş. Güzel. Hazırlık maçlarında yavaş yavaş istediğimiz sonuçlara doğru da gidiyoruz. Kaan Aslan kiralık gidiyor. Onu da bir gözlemleyelim. O da fena bir oyuncu değil. Taylan seni gözlemlemeyeceğim. Taylan'ın ne olduğunu biliyoruz. Jean Kat seni de gözlemleyeceğim. Emre Kılınç güle güle. Evet, oyuncularımız yavaş yavaş tek tek gidiyorlar. Fulham Souza ile anlaşmış. Şimdi hazırlık maçları da var tekrar. Nakamba'yı alabilirsek güzel olurdu. Konferans Ligi maçları oynanıyor bu arada. Tabii o Konferans Ligi maçlarıyla bizim rakibimiz de belli olacak. Yani çok zorlayıcı bir ekip olmaz diye düşünüyorum. Evet, Emin Bayram da gitti. Emin'i de takip edelim. İstanbulspor'a gitti o da Kazımcan'la birlikte. Orada oynayacaklar birlikte. Bakalım nasıl performans verecekler. Alsat'la oynuyoruz.
Ne yaptık bu maçta? 9-0 yendik. Çünkü çok düşük seviye bir takım zaten oynadığımız takım. Güzel. Bir hani ısınma gibi oldu bize. Gol yollarını geliştirdik. Biraz orada performans aldık. Oliveira gidiyor. 5,5 milyon euroya Fiorentina ile anlaşmış. Bayağı bir maaş bütçesi açıldı bu arada bizde. Evet, Oliveira'nın ayrılışına üzüldüler. Bizim hamlelerimize güvenin dedik. Şimdi Oliveira gittiğine göre orta sahaya bakıyoruz. Elneny, Mitchell var. Başka da elle tutulur bir orta sahamız yok. Orta sahaya bir kere kesinlikle takviye yapacağız. Ali Muhammed gelirse, Nakamba gelirse iki tane adam gayet bizde iş yapar diye düşünüyorum. Şöyle Muyka var. Darko Lazovic var. Muyka olmazsa Darko Lazovic'i mi alsak? Yani defans anlamında çok bir başarısı yok bu arkadaşın. 32 yaşında ama çok da yaşlı. Şöyle önerilere göre tekrar bakalım. Modibo var. Modibo'yu da alabiliriz ama Modibo da çok profil olarak düşük. Ibarra var. Atlanta'dan Ibarra. Ibarra'ya bir bakalım mı? Ibarra yine savaşçı bir orta saha. Savaşçı orta sahaları seviyoruz. Franco Ibarra. Yine bir sol bek var. Nicolas Fernandes. Güç konusunda biraz sıkıntısı var. Top kapması çok kötü. Brescia istiyormuş. Flynn var. Yani burada çok da iyi oyuncu yok. Gözlemlenen oyunculara bir bakalım. Şimdi burada hücum hattında değil de yani bizim bir sol kanada da ihtiyacımız var bu arada. Onu hiç düşünmedik ama bir sol kanada da ihtiyacımız var. Bizim bir Onyekuru'muz vardı. Onyekuru ne yapıyor acaba? Olympiakos B takımında. Bonservis bedelini bir soralım. Kulüp ne diyecek bir bakalım ona. Bize güvenin dedik. Kulüp Brüj'le oynuyoruz. Evet, antrenmanlarda herkes artık iyi performans gösteriyor takımda kalmak için. Herkesin performansı yükselmiş durumda. Yunus Akgün'e bir teklif var. 10 milyon diyelim şöyle Yunus'a. Pazarlık edelim. Muyka geldi. Bu sol bekle devam edeceğiz. Yani biraz karar alması ve konsantrasyon düşük ama hızlı bir sol bek. Bu sol bekle devam ederiz. Bize katkı verir. 30 yaşında ama iş yapar diye düşünüyorum. Kolunu omzuna at dedik. Şimdi hazırlık maçımızı oynayalım Kulüp Brüj'le bakalım. Kulüp Brüj'le nasıl bir maç olacak? Kulüp Brüj'ü de 2-0 yendik. Umut Bozok ve Yunus Akgün'le. Bu güzel. Enes Onyekuru'ya 9 milyon euro istiyorlar. Ne yaptınız babacım siz ya? Teklifi reddedelim. 9 milyon euro istenir mi ya? 9 milyon çok yani. Şöyle bir teklif yapsak Onyekuru için. Teklifi yapalım. Kiralık diyelim. Böyle maaşının tamamını biz karşılayalım. Okey. Opsiyonlu bonservis bedeli de 5 milyon euro diyelim. Kabul edilemez diyor ya. Hem B takımında tutuyorsun oyuncuyu hem de bizden çok fahiş fiyat istiyorsun. 10 milyon euro West Bromwich verdi. Yunus gidiyor. Siz de 10 milyon verirseniz siz de alırsınız. Sizin de bir Yunus'unuz olabilir. Evet. Biraz işler değişiyor. Yavaş yavaş işler kızışıyor. Evet, yeni gelen oyuncuyu karşıladık. Defansın solunda oynayacak dedik. Şöyle geçtik hızlıca. Muika'yı da aldık. Bir sol bekimiz de oldu. Ramdale. Evet, Ramdale'ini de aldık. Bu da güzel. 23 yaşında bir orta saha. İki yönlü Mezzel oynayabiliyor. Dinamo oynayabiliyor. Bu orta sahada bizim için iyi oldu. Arap camiasından biraz takılıyoruz ama ya bu arkadaş iş yapar ya Muhammed Ali. Tunuslu. Her türlü iş yapar ve parayla satarız biz onu. Hızlandırmış dil kursuna gönderelim. Mitchell'i karşılaması için gönderelim. Şöyle bir oyuncu kayıtlarına bir bakalım. Hani yabancı olayımız ne oldu?
Üç yerlimiz bu. Brooks, Vaneke, Axel, Kerim. Şimdi burada bir dakika. Abdülkerim, Brooks, Vaneke, Axel. Tamam. Dubois var. Muyka, Ramdale, Elneny. Epey bir yabancımız var gibi görünüyor. Yunus gidiyor gibi ama şimdi kaydedelim. Barış var. Umut Bozok. Beknaz'ı da kaydedelim. 15 yabancımız oluyor Beknaz'la birlikte. Evet, epey bir yabancımız varmış. Yerli kovalamamız gerekiyor biraz. Ama yerlilerin fiyatları da ortada. Yani yerlilerde çok yüksek. Bir Halil Akpınar vardı. Halil Akpınar'a bir bakalım. Seçenekleri değerlendiriyor. Solda oynayabiliyor Halil Akpınar ama topsuz alanı çok iyi değil. Çevik ve hızlı bir oyuncu. Yani onu almayacağım. Halil Akpınar çok içime sinmedi. Hoffenheim'da 10 milyon euro teklif yapmış. Kime istiyorsa gitsin. Yani bize maddi olarak bir gelir sağlasın. Ondan sonra bakarız. Biz sağ tarafta oynayacak çok adamımız var çünkü. Bir sol açığa ihtiyacımız var bizim her şeyden önce. O sol açığı bulmamız gerekiyor. Elimizdeki sol açıklarla çok iş yapamıyoruz. Nakamba Lille gitmiş. Lille kabul etmiş. Şimdi Onyekuru'yu bir deneyelim. Ama Onyekuru'yu şöyle deneyeceğim. 2 milyon euro. Şimdi yani 2,5'ta sonra vereceğim. 4,5'a bakalım ne diyecek. Şartları önerdiğimde epey bir yüksek istiyor tabii ki. 2,5'a 3 veriyorum. Tamam, 3'e 3,5. Son bu, 6,5. 3,8. Hala para istiyor. Tamam, 4. 7 milyon euroya. Okey. Yani Onyekuru'yu da ne kadar iş yapar bilemedim şu an ama orta yapması kötü. Tekniği kötü. Uzaktan şutu kötü. Geçen sezon ne yapmış? 8 gol, 5 asist yapmış. Fena da oynamamış. Yani onun hızını kullanabilirim. Ama B diyor gösteriyor. Ya bu kadar para verdiğimiz bir oyuncuya da yok ya, Onyekuru'yu almayacağım. Yani bu kadar para verdiğimiz bir oyuncunun da öyle bir anda performans vermemesi, sadece hızı nedeniyle bu kadar para vermeyeceğim. Marcos Paulo var. Burada solda oynatabileceğim. Hani böyle kiralık bir hamle yaparız, daha mantıklı. Şimdi oyunculara geldim. Reguilon var. Oo, Reguilon. Sergei Reguilon. Sol beki aldıktan sonra mı karşıma çıkıyorsun be? Yani sol beki aldık, ondan sonra karşımıza çıkıyor Reguilon. Peki, ben sol bek değil sola çık bakıyorum. Ryan Fraser, Van Kaye Chan, Ivan Caballero, Wesley, Osmane İdrisi, Faslı. Tunuslu, Faslı, böyle doldursak mı takımı? Arap camiasını dolduralım mı? Fena bir oyuncu da değil ha. 3,3 milyon euro. Yani şöyle 1,5'u şimdi. 3,3 müydü? 1,800 verelim. Kabul ettiler direkt. İdrisi'yi. İdrisi'yi alırsak güzel olur. Zekiri var burada. Andres Zekiri. Bu arkadaş hem sağda hem solda oynayabiliyor. Ama çok beğenmedim. Vissa var. İdris iyidir ya. İsteyen epey bir takım var. İdris'i. Yani alırsak güzel olur. 5 gol 5 asist yaparsan da sana bir para vereceğim. İdris'i 27 yaşında gelsin. Biz de oynasın. İyi bir oyuncu İdris'i çünkü. Onu solda kullanırız. Sağ tarafta yerli kullanırız daha çok. Telefante gitmiş. Ali Muhammed'i orta sahaya alabiliyoruz. Ali Muhammed'i alalım ya. Bütçeyi ayarla dedik. Yunus satılmadı henüz. Yunus satılsa para geliyor zaten. Yunus'un satışından. Evet, bir tane daha
Arap camiasından bir orta saha. Ali Muhammed 16. yabancı oldu. Yabancı sayımız da epey bir arttı. Şurada Beknaz'la belki yolları ayırabiliriz. Yani Beknaz'ı şöyle 19'a gönderelim. Beknaz burada bizim kadromuzda yer almasın. Ali Muhammed Nijerliymiş. Nijerli Ali Muhammed'i aldık. Nijer'in en önemli oyuncusu. En büyük oyuncusu. Hadi bakalım. Şimdi Desel Sport'la oynuyoruz hazırlık maçını. Onu da rahat yeneriz. Evet, 5-0. Umut Bozok, Vaneke, Eren Aydın, Muhammed Elneni ve Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz'a herhangi bir teklif yok. Dolayısıyla Barış'ı ben listeden çıkartıyorum. Mutluluk durumu burada da yedek oyuncu yapıyorum. Moruç sana kiralık teklifleri olabilirmiş. Yusuf Demir'imiz var sağda. Abdülkadir'imiz var. Yunus gidiyor. Moruçsan kalsın mı gitsin mi karar veremiyorum. Orada bir sıkıntım var. Yabancıdan dolayı çok gönderesim var ama. Bakalım. Süleyman Nuş, Gökhan Güney. Bu arkadaşları da bir göndermeye çalışıyoruz hala. Metehan Baltacı bedavaya gönderelim. Kendi gitmek istemiyor. Hamza seçenekleri değerlendir Hamza. Git artık Hamza. Hamza'yı da şöyle önerdik. Hamza kalmak istiyor gibi. Hamza'yı belki tutarız sonra teklif gelmezse. Eren Aydın'a da şöyle önerelim. Hala Eren Aydın'a da teklif yok. 3 kalecimiz tamam. Sasha Boevaneke stoperlerimiz tamam. Yiğit Demir'e hala teklif yok. Yiğit Demir'i şöyle U19'a atacağım. Şöyle Metehan'ı da U19'a atacağım. Gökay Güney'i de U19'a. Süleyman Nuş'u da U19'a. Eğer teklif gelmiyorsa orada oynasınlar. Hamza kalsın. Eren Aydın da U19'a gitsin. Hamza'yı biz kaydetmedik mi? Hamza'yı... Evet. Şimdi. Konferans Ligi kayıtları da geliyor. İdrisi'yi de alırsak buraya gelmeden bizim için iyi olur. Evet, gidiyor galiba. 4 oyuncuya teklif yok. İdrisi'yi Braga teklif yapmış. Ya bizim verdiğimiz maaş çok verebileceklerini düşünmüyorum. Ama olur da kendisi tercih ederse bilemiyorum. Yoksa bizim vereceğimiz maaşı kimse veremez. İdris'i bizi seçerse rahatlarız. Galatasaray'ın kadrosu diyor. Evet, 15 yabancı şu anda. Cercle Bruges'le oynuyoruz. Cercle Bruges son hazırlık maçımız. Bu senenin son hazırlık maçı. Böylece hani rakibimiz de ortaya çıkmış olacak. Bu Perşembe günü çünkü Konferans Ligi maçları da var. Bakalım ne olacak orada. Konferans Ligi maçları da bizim rakibimize verecek. Yani çok zaten zorlayacak rakip yoktur bizi. Trabzon Sinan Bolat'la anlaşmış. Evet, Uğurcan'ın gidişiyle onlar Sinan Bolat'la anlaşmış. Evet, hazırlık maçımızı oynuyoruz Cercle Bruges'te. Bir yandan da bizim rakibimiz belli olacak. Cercle Bruges karşısında da rahat bir galibiyet bekliyoruz. Evet, 3-0 kazandık. Muhammed Elneny, Umut Bozok ve Gökdeniz. Güzel. Evet. Differdange ile oynuyoruz. Lüksemburg takımı. Güzel. Differdange ile maçımız var. O maça kadar gidelim. O maça kadar ilerleyelim bakalım. Differdange maçımız. Yusuf'un gelişimi var. Yusuf antrenmanlarda kendini geliştiriyor. Yusuf sana forma vereceğim. Evet, kadroyu belirleyelim bir. Şimdi bakalım. Doğan Alemdar, Batuhan Şen ve Gollini. Sasha Boy, Abdülkerim, Brooks, Vaneke, Axel, Kerim, Dubois, Muyka, orta sahalar, Mısırlısından tut, Nijerlisine, Tunuslusuna, orta sahalarımız. Yunus Akgün'ü yani kaydetmesek de olur aslında. Yunus Akgün'ü bir çıkaracağım. Mecburen çıkaracağım. Burada Umut Bozok'u da kaydetmeyebilirim. Veya Morutsan'ı çıkartabilirim buradan.
Hangisini çıkarsak kararsız kaldık orada. Orta sahalar Ramdale, Ramdane var, Elneni var, Mitro var, Ali Muhammed var. 4 tane iyi orta sahamız var. Morutsan, Abdülkadir, Yunus, Yusuf, Barış, Umut Bozok. Umut Bozok'u çıkaralım ya. Umut Bozok'u çok kullanmayacağız. Morutsan kalsın. Yani Umut Bozok'u da şöyle kulüplere önersek mi? Yeni transfer oldu ama onunla da yollarımızı ayıralım. Umut Bozok teklif gelirse güzel olur tabii. Gelmeyecek gibi. Umut'a şöyle bir konuşalım. Artık planlarımda değilsin dedik. Barış Galatasaray'da kalmaktan memnun. Üçüncü tur eşleşmeleri de var Konferans Ligi'nde. Kazımcan kötü oynamış hazırlık maçında. Kaan Aslan Altay'da iyi oynamış. Kenan Yıldız var. Kenan Yıldız sağ sola her yeri yedekleyen bir adam. Dortmund, Benfica falan istiyor. Temsilciyle bir görüşelim. Evet, iyi para istiyorlar. Kenan Yıldız'a bir bakacağız. Kenan Yıldız iyi bir oyuncu. Stat belirledik. Mentörlük grubunu şöyle tekrar bir düzenleyelim. Artık UEFA Konferans Ligi ikinci ön eleme turu maçına doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Nakit para sağlamış Galatasaray. Kulübü kayyumdan kurtardı diyor. Bu kadar borcumuz mu var bizim? Epey sıkıntıdayız. Şimdi 10 milyon gelecek oradan. Porto Rossi için 8 milyon vermiş. Yunus çalışma izni yüzünden ertelenmiş. Kura çekimine geldik. Kura çekimini yine şuradan yine ayarlayıp hatta direkt kura çekimini bitir diyelim. Kimle eşleşmişiz? Konferans Ligi'nde Zagris Leipa takımları, Letonya takımı, Zagris Litvanya takımıydı galiba. Evet, Zagris Litvanya takımı, Zagris basketbolda iyidir. Evet, Metehan'ı da kiraladık. Metehan da Altay'a gitti. Altay'a iki tane oyuncu göndermiş olduk. Böylece Kaan Aslan ve Metehan stoperleri bizden. Altay'ın. Delefuente'yi hala öneriyor bize. Eren Aydın U19'da iyi oynamış. Yani genel olarak evet, Yunus da gitti bu arada West Bromwich'e 10 milyon euroya. Boye, görüşelim Boye'yle. Tamam, sıkıntı yok. İdrisi geldi. İdrisi geldi. Bu çok iyi oldu. Hatta müthiş oldu. Kolunu omzuna at. Karşıla dedik. Oyuncu kaydını da yapalım. İdrisi 16. yabancımız. Kaydedelim şöyle. İdrisi'nin transferi müthiş oldu gerçekten. Çok önemli bir hamleydi bizim için. Sol kanadı orada kullanabiliriz. İdris'i tabii kadroya almadık. Şöyle basın toplantısına katılalım maç için. Genelde şuradaki tercihi kullanmak ortalama bir şey oluyor. Konferans Ligi kayıtlarında alabilir miyiz acaba? Oyuncu çıkartamayacağız ama. Manchester City Depay'a 97 milyon euro vermiş. Depay ne oynadı ki acaba 97 milyon? Epey bir kar ettik bu arada transferden. Yunus'tan da 10 milyon euro geldi. Emin ne oynamış? Kazımcan kötü oynamış. Sonradan girmiş Emin. Ozan 2 asist yapmış Kırşehir'de, güzel. Kaan Aslan da güzel. Yani İdris'i alacağım bir kere kesinlikle. Ama kimi çıkaracağız? Orada birini çıkarmamız lazım. Kale olmaz, stoperlerden olmaz, sol bekten olmaz, orta sahadan olmaz. Yani ya Morutsan burada çıkacak. Ya da Morutsan çıkacak, kim? Kim çıkacak ki başka? Gökdeniz'i çıkartamayız. Morutsan'ı çıkartacağım. Yapacak bir şey yok. Bir değişiklik şeyimiz vardı. Morutsan'ı şöyle... Morutsan'ı kullanırız ya. Morutsan'ı da çok gönderesim yok. Umut Bozok'u da şöyle kulüplere önerelim. İyi bir maaş vermişiz ona da. Niye bu kadar maaş verdiysek. 1,4 milyon euro. Umut Bozok'u böyle bir kiralama teklifi geldi. Biraz daha yüksek arıyorum ben. %70. Buradan para istemiyorum.
Hadi %50 olsun. %50. Siz bilirsiniz. Evet. Differdange maçına geldik. Differdange maçındayız. Şimdi Differdange maçını beraber oynamayacağız. Burada Umut Bozok ve Morutsan var. Onları göndermeye çalışıyoruz bu arada. Differdange maçını oynamayacağız. Burada noktayı koyalım. Şöyle kulüp ekranında size veda edelim. Differdange maçlarımız var. Ondan sonra tekrar onu turu atlarsak maçlarımız olacak ve sonra ligde Trabzon maçıyla başlayacağız. Bu bölüm biraz daha transfer araştırma oldu. Detaylı bir şekilde göstermek istedim size. Tüm detaylarıyla takımı kurmayı hep beraber gördük. Şöyle takımı da son kez gösterelim. Kalemizde Gollini, Batuhan, Şendoğan, Alemdar. Sağda Sacha Boey ve Dubois. Orayı yedekleyecekler. Vaneke, Abdülkerim, Brooks, Axel. Stoper dörtlüsü. Yedekleri Kerim. Burada nerede? Bizim bir Moika'mız var. Evet, Moika ile Kerim Çalhanoğlu sol bekte. Elneny, Ali Muhammed, Ramdane, Mitchell orta sahası. Hamza da var burada. Orada Abdülkadir de oynayabiliyor. Morutsan da oynayabiliyor. Yusuf Demir var burada. Abdülkadir var sağ kanatta. Solda Barış'la İdris'imiz var. Nerede İdris'i? Osman İdris'i. Epey bir ya bakın Mısırlı, Tunuslu, Afrika Yarımadası'ndan oyuncular. Nijer, Mısır yine gördüğünüz gibi epey bir oyuncumuz var orada. Savunma hattımız biraz daha Avrupa vari. Ya da Amerika işte Güney Amerika tarafı vesaire. Onlar biraz daha Avrupa tarafı. Orta sahadan sonrası bakın Muhammed Elneny Mısırlı, Nijerli, Tunuslu, Faslı, Mısırlı. Hani böyle oyuncular var. Kalemiz İtalyan. Bakalım nasıl performans vereceğiz. Sizlerle birlikte bunu göreceğiz bir sonraki bölümde. Bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.